Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gayrimilliler bizim milliyetçilik damarımıza dokunuyorlar. O tank palet fabrikasını söke söke Katarlardan alıp şanlı ordumuza vereceğiz. Kılıçdaroğlu grup toplantısının neredeyse tamamını AK Parti iktidarında zirveye çıkan yolsuzluk, rüşvet ve mafya ilişkilerine ayırdı. Yolsuzlukları örtmek için de yegane adres şu anda mahkemelerdir. Saray öyle yapıyor. Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği, bağımsız ve tarafsız yargılama ilkelerine uygun bir şekilde uyuşmazlıklara çözüm üretemediği bir yerde hukuk dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Devleti hukukun dışına çıkardılar. Ekonomiyi hukukun dışına çıkardılar. Her şey kayıt dışı. Her şey. Ve mafya siyaseti besler hale geldi. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Kılıçdaroğlu, AK Parti iktidarındaki rüşvet ve yolsuzluk skandallarını anlattı. Fitil fitil burunlarından getirmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler sözlerinin ardından salonda alkış koptu. Siyaset, iktidar sahipleri, saray sosyetesi rüşvetten besleniyor, yolsuzluklardan besleniyor ve üstlerini örtüyor. Kimse soruşturmasın diyor. Kimse araştırmasın diyor. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimse. Bu memleket çok badireyi atlattı. Beraber, birlikte, Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Bu memlekete gerçek anlamda adaleti getireceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üniversite sınavı kaldırılmalı diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Sayın Bahçeli'ye bir iyi bir de kötü haberim var. Güzel haber, üniversite sınavı kaldırıldı. Kötü haber, bizim çocuklarımız için değil ifadelerini kullandı. Biraz gülümseyelim. Sayın Bahçeli demiş ki, siyasi muhataplarımıza çağrıdır. Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi daha fazla yormayalım. Onların sosyal, ekonomik ve psikolojik sorun yaşamalarına müsaade etmeyelim. Güzel. Ama benim Bahçeli'ye bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim şu, üniversite sınavları kaldırıldı. Kötü haberim bizim çocuklarımız için değil. Teşekkürler arkadaşlar.